İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis Grup Başkan Vekili Kazım Yücel, organize sanayi bölgesinde 3 günlük elektrik kısıtlamasını eleştirdi. OSB'yi daha önce hiç bu kadar durgun görmediğini belirten Yücel, organize sanayinin 3 gün kapatılması demek, sanayicinin 3 gün az maaş alacağı ve az üretim yapacağı demektir, dedi. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin İran kaynaklı doğalgaz arzında yaşanan arıza nedeniyle ülke genelindeki OSB'lerde 3 gün süreyle elektrik kesintisine gidilmesi kararı alındı. Kayseri OSB'de bugünden başlayarak fabrikalar üretim faaliyetlerine 3 gün ara vermek zorunda kaldı. Sanayi kuruluşlarına elektrik kısıtlamasını değerlendiren İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkan Vekili Kazım Yücel, Kayseri'deki sanayide bugüne kadar hiç yaşanmayan bir durgunluk olduğunu söyledi. İranlı olan doğalgaz sıkıntısı, evet, üretimi vurdu. Türkiye genelinde organize sanayilerde 3 gün diye başlayan ama arkasının ne olduğu belli olmayan bir elektrikte kısıtlamaya gidildi. Organize sanayinde şarteller indi, üretim durdu, fabrikalar kapandı. 3 gün dediğimiz süreç birçok üretici için hayati önem taşıyan maliyet artışları demektir. Kayseri Organize Sanayi'nde sanayicimizin çok sesi çıkmıyor ama hepsi sıkıntılarını bireysel olarak bizlere iletiyorlar. Başka bir tedbir alınabilirdi. Sanayi hareketli olabilirdi ama şehir meydanındaki veya organize sanayinin ortasındaki lambalar veya benzeri kısıtlamalarla bu giderilebilir miydi diye soruyorlar. Organize sanayinde fabrikanın kapanması demek kişilerin bir ayda 3 gün az maaş alacağı demek. Sanayicinin 3 gün az üretim yapacağı demek. Sanayicinin 3 günden sonra şartelleri açtıktan sonra bir takım sanayicilerin fırınlarıyla veya elektrik üretimleriyle ilgili bir tekrar yeniden bir süreç yaşamaları demek. Dolayısıyla bugün Kayseri Organize Sanayi hiç görmediğimiz kadar durgun. Bir pazar değil, bugüne kadar belki 20-25 yıldır hiç karşılaşmadığım kadar sakin. Sanayicimiz iş yerinde değil, işçimiz fabrikada değil. Bunun tek nedeni doğal gazın İran'dan Türkiye'ye akışının durdurulması. Belki 3 gün deniliyor ama bu 3 gün belki de bundan sonra başka 3 günlerin de önünü getirecek. Türkiye hükümeti bununla ilgili bir doğalgaz depolaması yapmamış ve 3 gün dahi tahammül gösteremeyeceği bir stoğu olmadığı bir ortamda sanayicinin bir önceki dönemde yaşadığı pandemi ortamındaki krizin daha fazlasını bugünlerde yaşıyor. Elektrik ve doğalgazdaki fiyat artışlarına rağmen sanayici hiç beklemediği bir doğalgaz kısıtlamasıyla karşı karşıya. Üretimin olabilmesi için elektrik, doğalgaz vazgeçilmez bizim en azından sanayicimizin anahtarı. Bu elinden alınmış bir organize sanayideyiz şu anda. Görüşmek istediğimiz sanayiciler yerlerinde yoklar. Görüşmek istediğimiz fabrikanın yetkilileri şu anda fabrikalarına gelmemişler. Hakikaten Türkiye şu anda elektrik zamlarıyla, doğalgaz zamlarıyla ve sanayicimizin ekonomik krizde karşılaştığı olayın üzerine bir de elektrik kısıtlaması var. Bence sanayicimiz şunu söylüyor. Başka bir kısıtlama noktaları tespit edilir ve sanayicimiz fabrikasını açıp işçi de maaşını almalıydı. En azından bu 3 günle sınırlı mı ilerleyen günlerde göreceğiz ama sanayicimiz kaygılı. Şarteller inmiş, sanayici fabrikayı kapatmış. İnşallah 3 günden sonra böyle bir uygulama olmaz. Veya organize sanayinin yetkilileri yetkili kurumlarla görüşülerek bu kısıtlamanın başka yerlerde yapılarak organizenin elektriklerinin açıldığı, şartellerinin açıldığı bir ortama girmek istiyor.